Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD karesi ve HGFE dikdörtgeni aşağıdaki gibi konumlandığında ABGH eşkenar dörtgeni olmaktadırmış. Evet gençler şu bir eşkenar dörtgen olmaktaymış. Bu eşkenar dörtgeni o zaman ben kullanacağım. Şimdi burada bu bir kare olduğundan dolayı şu kenarları 5 birim 5 birim diye yazalım. 5 birim şurası da 5 birim olacak. Hocam şu bir eşkenar dörtgenmiş sarı olan kısım. Bunlara da 5 birim 5 birim yazalım. E yukarısı burası üçgen. Burası da 3'tür dikdörtgenden dolayı. 5 birim olduğunda şu eşkenar dörtgenden buraya 2 mi kaldı? E. Şimdi ne yapacağız? 3 var 5 var. Ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden şurası 4 çıktı. E tamamı da 5 olduğundan buraya da 1 kaldı. E sonra buradaki uzunluğu bulmam lazım benim. E, zaten burası da 2 birimdi. O zaman şu siyah bölgenin alanı ne oldu? 2 çarpı 1'den 2'ye eşit oldu. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 2'ye. ÖSYM köşesinden bir soru olduğu için çözemiyoruz. Uygulamadan bakarsınız. Geldik 3'e. Aşağıda verilen iki eş dikdörtgenin içine aynı renkte olanlar birbiriyle eş olacak biçimde farklı büyüklükte kareler şekildeki gibi yerleştirildiğinde birinci dikdörtgende A1 alanlı ikinci dikdörtgende de A2 alanlı boş yüzeyler oluşuyor. Arkadaşlar bunlara ben ne diyeyim? Şunlara ben AAA desem şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirim. A A A A A desem hocam 4A burası 4A mavi dikdörtgenin kenarlarını böyle 4A bölü 3 şeklinde bulurum. Yani o şekilde yapmaktansa burası hem 4'ün katı hem de 3'ün katı. Burası daha karışık olduğu için ikinci şekilde bakıyorum bu arada. Yani hem 4'ün hem de 3'ün katı nedir? 12. Yani bir kenara 12A diyecek olursak o zaman bir kenar burada 3A 3A yapar. 3A 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 burası da 3A. 12A ise bunlar da mavi dikdörtgenin kenarları da 4A 4A oldu. Evet burası 4A 4A 4A. Burası da 4A. 12A bunlar da 6A 6A oldu. Ve hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadan olayı halletmiş olduk. Şimdi A2 alan A1'den 324 fazlaymış. Yani A2'den A1'i çıkarttığım zaman kaça eşitmiş? 324'e eşitmiş. Hadi bunu kullanalım. A2 alanı neye eşit? Y çarpı 12A değil mi? Evet. 12 A çarpı Y'ye eşit. Eksi A1 alanına eşit. 12 A çarpı X'e eşit. 12 A çarpı X'e eşit. 324'e eşit olacak bu da. Ee, ben burada 324'ü 12'ye böldüğüm zaman kaç geliyor? Sanırım AY eksi -Ax AX'i. 324 bölü 12. 27 geliyor galiba değil mi? Evet 27 yapıyor. Hatta burada a yaparım alınca. Y eksi X eşittir. A çarpı Y eksi X 27 yaptı. Şimdi başka neyi kullanacağım? Şu dörtgenler de dikdörtgenler değil mi? Evet. Yani burası 12A. Burası 4A. Şurası da Y. Şu uzun kenarlar birbirine eşit değil midir? Evet. Şu kenar şu kenara eşittir. Hadi bunun eşitliğini de kullanalım. 12, 22A artı X değil mi burası? Evet. 22A artı X eşittir. Ne olmak zorunda? Şuna. Bu da kaç yaptı? 19A eksi artı Y'ye eşit. E o zaman buradan ne oldu? 3a eşittir. y eksi x mi yaptı? Evet. E gel burada yerine yaz. y eksi x yerine 3a ya da bizden ne isteniyor? y eksi x isteniyor. O zaman y eksi x yerine ben bir şey yazalım. Y Pardon a yerine y eksi x yazayım. a da y eksi x bölü 3'e eşit. E gel burada. Şimdi bunu kullan. Şimdi bunu kullanalım bakalım. Hop şuradaki işlemi yapalım arkadaşım. Şurada. Şimdi a çarpı y eksi x. A dediğim y eksi x bölü 3. y eksi x bölü 3. Çarpı ondan sonra y eksi x var. Y eksi x eşittir 27 ise o zaman buradan y eksi x'in karesi kaç yaptı? 81 yaptı. Y eksi x'i de kaç bulduk o zaman? 9 olarak bulduk. Dolayısıyla üçüncü sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bir grafiker ekranında dikdörtgen biçimindeki çalışma sayfasına iki tane kırmızı boyalı eş kare çizerek bir desen oluşturuyor. Şöyle bir desen oluşturmuş. Sonra yazıcıdan çıkıyor ve şu kadarlık parçası çıkmış. Yazıcısına boyu 20 santimetre olan dikdörtgen biçiminde beyaz bir kağıt koyarak yazdır. Komutunu verdiğinde kağıdın alttan 8 santimetre kısmına geldiğinde yazıcının mürekkebi bitiyor. Yani şuradan 8 sayfa arkadaşlar 8 santimetre. Şuradaki 8 sayfa 8 santimetre kısım. Bunlar eş kare olduğu için bu arada arkadaşlar. Şuradaki 10 santimetre 10 santimetre olacak ama tam diyemeyebiliriz onu dur bakayım. Ekranda üstteki karenin üst köşesi ve alttaki karenin en alt köşesi bulundukları kenarların orta noktaları. Bu arada yazdırılmaya devam edilmiş olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Hocam karenin devamı işte şu şekilde olacaktı. Hemen bu karenin devamını da şöyle bir çizelim istersen. E karemiz bu şekilde olacaktı. Ve yazdırılamayan kısım burası mı oldu? Evet. Sonra diyor ki. Kenarların orta noktaları olduğuna göre. Bunlar da orta noktaymış. Hemen orta noktayı da kullanalım. Hocam şunlar birbirine eşit. Yani şunlar da birbirine eşit. E hocam burası 90 derece, burası da 90 derece, burası da 90 derece. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalacak da olursak şu üçgenle şu üçgen benzer. Kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit ya. 90'ın karşısında da eşit olduğu için bunlar eş üçgen olur. O zaman alfanın karşı çizgi ise burada da alfanın karşı çizgi olur. A çizgiye çizgi. Alfa ve beta dediğimiz ne oldu? 45 derece oldu. O zaman şunları sileyim. 45 derece olması ispatladık. Hocam o zaman burası 45 derece. Burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Hatta buradaki açılarımız da kaçar derece yapacak? 45'er derece yapacak arkadaşlar. Şunları da 45 derece diye yazayım. E sonra yazdık buradaki 45'leri. Madem öyle şimdi artık sen buradan şöyle bir kağıdı iki parçaya ayıracak olursan, hop şuradan dik, buradan dik çizecek olursan iki tane eş yapıyla karşılaşıyoruz. 20 santimetre ise hocam burası 10 olur, burası da 10 olacağından buraya kaç kalır? 2 kalır. E başka ne yapabiliriz biz burada? Bizden yazdırılmayan kısmın alanı isteniyor. Yani şu sarı boyalı bölgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Şimdi gençler şuradaki kısım nedir? Şöyle köşegen çizecek olursak, hocam köşegen çizdiğimizde şöyle köşegen çizdiğimizde burada açılarımız kaçar derece yine? Köşegen olduğundan 45 45. Hocam 90 oldu. E burası da 90 ya. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Aynı şekilde burada da devamını getirecek olursak arkadaşlar bu da köşegen. Bu da 45 45. Burası da 90 oldu. Yani bu ne demek? 8'e 2 ise burası da 8'e 2'dir. E bu e, 8 santimetre kala şey oldu ya zeminle şu paralel değil mi? Yani şu kağıdın bu kenarıyla bu kenarı paralel. E buradaki açı o zaman paralelse o zaman ne oldu arkadaşlar? Ya da hiç paralelliğe girmeyelim isterseniz. 45 90 ise burası da 45 burası da 45 burası da 45 oldu mu? Oldu. E şununla şu paralel ya. Tamam 90 ise burası da 90 oldu. E 45 90 ise burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. Yani şuradaki uzunluk 2 birim oldu. Buradaki uzunluk da 2 birim oldu. Sarı boyalı bölgenin alanı isteniyor bizden. Ne yapacağız? Karenin alanından neyi çıkartacağız? Şuradaki kırmızı alanı çıkartacağım. Hocam karenin bir köşegeni kaç? 10. 10 sa bir kenar ne olacak? 10 bölü kökükten 5 kökük olacak. Evet karenin bir kenarı 5 kökük. O zaman ben 5 kökükinin karesinden neyi çıkartacağım? Şuradaki üçgenin alanı o da 2, 2, 2 kök ya. Dik üçgenin alanı diyebilirsin ya da taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den diyebilirsin. O da 4 çarpı 2 bölü 2 desek daha sağlıklı olacak. E o zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? 50 eksi 4 yapıyor. O da kaç yapar o zaman? 46 yapar. O zaman bu sorunun yani dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle C seçeneği oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik beşinci soruya. Aşağıda birim karelere. Dikkat birim kareler diyor. Her bir kenarı bir birim olacak. Bölünmüş dikdörtgen şeklinde kağıt gösterilen hizalardan sağ taraf içe sol taraf dışa. Evet birini böyle birini arka tarafa doğru katlıyorum. Bak birini şöyle katladım birini de öbür tarafa doğru katladım. Şu katlamada görünüyor zaten. Bak şöyle ve şöyle. Sonra bu AB çizgisi boyunca katlanmış. Birim kareler ya bak dikkat et. Burası 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. 3, 4, 5 üçgeninden burayı kaç bulduk? 5 bulduk. Buna göre kağıt tekrar açıldığında elde edilen büyük parçanın çevre uzunluğu kağıdın ilk çevre uzunluğuna göre nasıl değişir diye soruluyor. Öncelikle çevre 1'i bulalım. Hocam burası 6 birim. Şurayı da e, hesaplayalım. 3 6, 9 12. Burası da 12 birim. İlk çevre birimiz ne yapıyor? 12 artı 6 18. 18 de burada 36 yaptı. Çevre 1 36 bulduk. Şimdi çevre 2'yi bulalım. Çevre 2 de kağıdın büyük parçasının çevresi isteniyor bizden. Büyük parçası bu değil mi? Bunu açtığımızdaki çevreye bakacağız. Evet ne yapmıştık? Şunu şöyle katlamıştık. Sola doğru katlamıştık. Sağa doğru açalım. Evet öbür tarafa doğru açacak olursak şunu. Hocam şöyle açtığımız zaman. Bu doğruya göre simetriğini almış oluyoruz aslında. Bakın şu doğruya göre simetriğini almış oluyoruz. Hop oh, bu doğruya göre simetriğini aldığında senin şuradaki çizgi 5 çizgisi buradan böyle simetriye de burası olmaz mı? Bu noktanın bu doğruya göre simetriye bu, bu noktada bu doğru üstünde zaten. O zaman bizim büyük parçamız ne oldu arkadaşlar? İşte tam olarak şurası oldu. E bir de arkadakini açalım geriye doğru. Arkadakini de açtığımız zaman hocam arkadakini de açtığımız zaman şeklimiz böyle. Ve e, buradaki noktanın şu doğrunun da simetriğini alacağım. A noktası zaten bunun üstünde. B'nin de simetriği şurası yapmış oluyor. Yani şu şekilde mi oldu arkadaşlar burası? Evet beşgen katlanması da bu şekilde. E şurası da sarı bölge mi oldu? Evet şu sarı bölge kağıdın açıldığındaki büyük parçasının çevresi şurası yapacak. Bu arada katlamadaki şu bilgileri de yazalım. Dörtgen burası da dört mü? Evet dörtgen açtığınızda burası da dört. Sonra 3, 4, 5 üçgeni. Hatta burası beşgen burası da beş. Burası kaç oldu? Üç oldu. E, bu kenar 6 tamamı. 3 kaldı buraya. Şurası 4, burası 4, burası da 4. Burası da 6 olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım sarı boyalı bölgenin çevresine bakalım. Hocam şuraya kadarki uzunluk 6. 4 daha 10. 4 daha 14. 4 daha 18. 6 daha 22. 6 daha 4, 8, 12. 10. Bir saniye. Buradan yanlış gittik tabii. Şöyle 6 gitmeyeceğiz. Bir daha sayalım pardon. 6, 4 daha 10. 14. 18 18'den sonra bir 3 gidiyorum. Yani 21. 26 sonra şu ikisinin toplamı da 10 olduğu için 36. Çevre 2 de kaç yaptı arkadaşlar? 36 yaptı. Dolayısıyla çevre 1 ile çevre 2 birbirine eşit oldu. Yani çevreleri ne oldu? Değişmedi. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak 5. soruda. Geldik 6. soruya. Evet bu kağıdı parçalamış böyle koymuş. Yukarıda kenar uzunlukları ve dik açısı verilen şekiller dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın iki parçası olduğuna göre. Arkadaşlar hemen dikdörtgen şeklindeki kağıt ya bu. Hemen dikdörtgenin eski haline geri getirelim. Eski haline geri geldiğinde şuradaki uzunluk 2 birim e, olduğunu biliyorum. 10 sa da kaç yaptı? 10 yaptı. E hocam burası 90 derece. Ben buradan dolayı şunu bulabilirim. Şu pisagordan dolayı işlem yapabilirim. Hocam 6'nın karesi artı 7'nin karesi. Şuraya mı eşit? Evet. Şuraya bir a diyecek olursam. A kare neye eşittir? 6'nın karesi artı 7'nin karesine eşittir. Aynı zamanda A kare neye eşittir? Şuraya x diyecek olursam 2'nin karesi artı x'in karesine eşittir. O zaman 36 artı 49 eşittir 4 artı x kareden buradan 36 ile 49'un toplamı kaç yapıyor? 85 yapıyor. 85'ten 4 çıkınca 81 yapıyor. x kare 81 ise x de buradan 9 geldi. Evet x'i 9 bulduk arkadaşlar. Şimdi büyük parçanın alanı küçük parçanın alanı kaç katıdır diye soruluyor. Buluruz. Arkadaşlar bir kere 9 burası 9. Tüm alan kaç? Burası da 10. Tüm alan 9 çarpı 10'dan 90 yaptı. Sonra şurada kalan belli mi? Belli. 6 kere de 42 bölü 2'den burası 21. 2 çarpı 9 bölü 2'den burası da 9. Şurada kalan da kaç yaptı arkadaşlar? 30. Evet bu parça 30. Bana ne diyordu? İki parçası olduğuna göre büyük parçanın alanı küçük parçanın alın kaç kattır? Evet tüm alan 90'dı. E burası 30 sa buraya da ne kaldı o zaman? 60 kaldı. Bizden büyük parçanın alanı küçük parçanın alanı kaç katıdır diye soruluyor. O zaman 60'ı 30'a böldüğümüzde cevap da kaç çıkıyor? 2 çıkıyor. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevabı böylelikle E seçeneği oldu. Ve bu testi bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 3 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.